kendime ilk ara verdiğimde ilk önce bu ekmeği yapacağım. Gülsüm Hanım, kaydet bunu buzdolabının üstüne. Yapacağız bunu. Çok güzel. Evet, çok güzel. Yurdanur, Gülsüm Hanım yapıyor olabilir vallahi. Vallahi olabilir. Yurdanur, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi çok güzel, artık kış geliyor. Fakat artık herkesin elinde şu telefonlar olduğu için, bu telefonlar olduğu için şey yapamıyoruz. Parmaklı eldivenlerden biraz kaçıyoruz. Hani kullanamıyoruz. Çok soğuğa bir yere gitmediğimiz sürece ne bileyim kullanamıyoruz. Hani illaki çıkartıyoruz onu, eldiveni ağzımızda tutuyoruz, sonra onu bir yerde düşürüyoruz. Parmaklarımız bize lazım artık. Onun için parmaksız eldivenleri tercih ediyoruz. Bugün çok kolay, çok basit parmaksız bir eldiveni göstereceğiz önce. Çok güzel bir süsü var. Yapmayan kalmayacak. İsteyen erkeklere, erkek çocuğuna, kız çocuğuna hiçbir şeysiz yapsın. Sade bilgiyi veriyoruz. İsteyen de ay ben süslüyüm ondan istiyorum yaparım diyorsa, Yurdanur bir yapmış bir döktürmüş. Ben bunu internette bir yerde buldum, Yurdanur'a gösterdim. İstiyorum dedim, istiyorum kesinlikle. Hadi Yurdanur. Şimdi biz önce bir eldiven, şimdi siyahtan göstermiyoruz. Güzel orta kalınlık değil mi bir evet, ipimiz var. Evet, orta kalınlık tabii. Her rengi var bu iplerin. İstediğimiz evet. gibi yapabiliriz. Evet. 28 ilmek atıyoruz. 12 sıra bir ters bir düz lastik örüyoruz Derya Hanım. Şöyle bir parça örüyorlar. Bizim aslında eldiven bu mu olmasa, yani? Evet. Ama böyle parmağı bir yok. Kare bir şey. Olacak mı? Evet olacak, sonradan olacak. Sonra 20 sıra örüyoruz düz örgüyü. 5 sıra tekrar lastik örüyoruz bir düz bir ters ve kesiyoruz. Şimdi kestiniz, böyle bir parça yaptınız. Bakın bunu ister kısa ister uzun. Mesela kimimizin kol boyu daha uzundur. Ben şuraya kadar yapsam bana daha iyi, paltomun kolu kısa. Bunlar size kalmış. Evet. Biraz çocuksa biraz ölçüyü küçültürsünüz. Bey ise yani eli böyle büyük elli bir bey ise ve ona mesela daha fazla başlayabilirsiniz. Küçültür büyültürsünüz bu ölçüyü. Gülsüm Hanım iki ilmek şey beden fark eder dedi. Mesela iki ilmek fazla yaparsak daha büyük ele. Evet. İki ilmek daha küçük şimdi yaparsak. Kameramın arkadaşım biz netliğini yap sana geliyorum. Elini uzatsana bize kameranın önüne. Bak eli iricik. İricik bir erkek eli. Ona küçük bu. Evet. Bak küçük, küçük. Görüyor musunuz? Evet. Yani hatta burada dört ilmek falan ister. Evet, evet. Dört ilmek ister. Yani erkek eli gülüyor şimdi. kendi de yani cüssesi de eline göre bak arkadaşımın. Teşekkür ederim arkadaşım, sağ olun. Yani herkes o ölçüyü, çocuksa biraz azaltırsınız. Evet. Büyükse eşinize akşam gelince ölçün severler ölçü. Hayatım sana eldiven örüyorum ama bir ölçü alayım. Gibi bir şey de böyle bir hoşluk arada yaşatır. Şöyle kare bir parça aslında. Lastik evet, olduğu için böyle üzülüyor. Çekti. Şöyle bir kare parça. Evet. Sonra Derya Hanım şu lastik kısmını dikiyoruz. Tamam. Hemen dikeyim ben size. Uyduruktan dik evet. Yurdanur. Bakın şimdi bunun tek parmağı da var. Parmağı nasıl yapıyoruz? Pek çoğunuz biliyor ama çok basit ve kolay bir şekilde o parmağı da nasıl yapıyoruz ayarlayacağız. Daha önce eldiven çok yaptık. Ama önümüz kış, çoluğa çocuğa yaparsınız. Hatta biraz sonra yapacağımız biçimiyle satarsınız. Sonra da Derya Hanım buradan lastik kısmını diktik ya bitinceye evet. kadar. Bir parmak ölçüsü kadar 14 tane ilmek alıyoruz. Alalım. 14 bir taraftan, 14 bir Yok, taraftan. Yok, tümü 14. Buradan başlıyoruz. Evet. Keşke bir tığla mı yapsaydın, rahat alıyor musun öyle? Ben bunu alabiliyorum. Tamam. Ben mesela tığla almayı tercih ederim. Evet. Bir. Pardon. Sizin dediğiniz gibi tığla olsaymış daha güzel olurmuş. Tığ var mı Naz yanımızda? İki. Evet. Üç. Yani canlı yayında her zaman çok güzel yaptığın bir şey bile bir şey oluyor. Alabiliyor musun? Alabiliyorum. Alıyorsun. Evet. Kaç oldu? Dört. Dört. Beş. Beş oldu mu?
Bir dakika. İlmek şey oldu, ayrıldı. Evet. Kaç? 6. Say Yurdanur. 6. Evet. 6. Şimdi bu baş parmak olacak, aldın mı? Evet. Şimdi onu baş parmağın da kapatmayacak biçiminde, ben şöyle baş parmağı şuradan göstereceğim. Şuraya kadar, baş parmağın erkek olsun çocuk olsun şurasına kadar örüyoruz. Şurada bitireceğiz. Yani birkaç sıra ördüğümüz öreceğiz. Zaman bitiyor. Evet. Kaç sıra öreceğiz Yurdanur? 8 sıra. 8 sıra. Ay bir dakika. 8 sıra örüyoruz. Bir dakika şurada göstermeyeyim. Şöyle yapalım. Bakın parmak şu şekilde olacak. Evet. 8 sıra şurayı. Düz örüyoruz. Düz örüyoruz. Düz mü lastik mi bu? Lastik galiba. Bir ters bir düz. Bir ters bir, bir ters bir düz örüyoruz. Sonra 8 sırayı çok kastırmadan şu ağzını kesiyoruz. Kesiyoruz sonra. Sonra baş parmağın şu kısmına gelen yerden dikiyoruz. Kalan kısmıyla birlikte. Evet, kalan kısmıyla beraber aşağı doğru iniyoruz. O dikiş aşağının da dikişi olmuş oluyor. Bakın şu anda çıkıyor. Yurdanur. Parmak çıkıyor oradan. Küçük bir şişle yapabilirsiniz, büyük bir şişle yapabilirsiniz. Bir ters bir yüz parmağı örüyorsunuz. Ben her zaman... On kaç sıraydı falan unutabilirsiniz. Yazıyı vereceğiz ama. Şu boğuma gelecek şekilde. Herkesin biraz geçebilir. Parmağı... Yani parmaklar bu eldivende açık kalıyor. Tek parmaklı eldiven diyoruz buna. Eskiden bunların şurası kapalısı da şimdi çocuklara yapıyoruz ama parmaklar özellikle bu telefonlar icat olduktan sonra parmaklar önem kazanıyor. Bu şeylerin, eldivenlerin daha teknolojik olanları da var. İçinde bilmem ne titanyumlu mu atmayayım şimdi. Bir şeyli bir şey oluyor. Eldiven ama şeye dokunabiliyorsunuz bu dokunmatiklere. Açabiliyorsunuz. Ama ona öyle bir para vermeye gerek yok. Ben elim rahat olsun isterim. Araba kullanırken, bir şey tutarken elimle hissetmek isterim. Öyle atraksiyonlu eldivenler de var. Böyle öreceğiz Derya Hanım biz bunu. Tamam. Ondan sonra dikişini göstereceğim şimdi ben size. Şimdi esas konuya biraz sonra geleceğim. Erkan reklama gitmeden önce beni uyar. Şimdi biz dedik ki bu eldiven böyle ördük siyah. Paltonuz lacivertse lacivert. Paltonuz griyse gri veya ne bileyim. Kıyafetinize göre, çok kullanım biçimine göre istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Çocuklara pembiş yapabilirsiniz, maviş yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Şimdi biz dedik ki bunun üstünde benim gördüğüm şeyde inanılmaz güzel bir iş vardı. Ama nasıl yıkılıyor? Yurdanur çok güzel iş işliyor. İş işliyor. Şimdi başlayacak buradan. Bakayım ver ben onu örerim Yurdanur. Ben onu öreyim. Sen şu işe bir giriş bakalım. Dikeriz zaten. Bu kadar yeterli. Evet. Sonradan dikeriz. Ver bana, ver bana, ver. Şimdi onu, orada bir şeyi gösteririm. Ters ya bende. Evet, ver bir dakika. Olsun. Şimdi bakın burada parmak çıkmaya başladı. Parmağın, bunları bilenler biliyor ama ben şimdi mesela bilmeyen gençler için de bunu o söylemek istiyorum. İpi bırakmıyoruz. Şu iple birlikte. Dikeceğiz. Buradan geliyoruz. İster buradan, ister bu taraftan gelip ikisini bir dikiyoruz. Yani parmak bakın çıkmaya başladı. Bir de üstünü işledikten sonra dikiyoruz Derya Hanım. Evet, üstünü işlemeden dikmiyoruz. Yani şimdi başladı Yurdanur. Bakın şurası açık kalıyor. Neden? Rahat. Çünkü işi rahat rahat yapalım, elimizle tutalım diye. Evet. Al Yurdanur, göster. Ortaya bir Fransız düğümü yaparak başladın galiba. Bu Fransız düğümü. Evet. Evet. Şimdi Derya Hanım hangi elimize geçireceksek ona göre şey yapıyoruz. Üst kısmı bu. Getiriyoruz üst kısmına. Orta kısmına
başlıyoruz. Bunun yani parmağını desen daha örmedik. Evet, daha örmedik çünkü rahat işleyelim diye. Daha sonra örülecek. Ben parmak nasıl çıkıyor diye gösterdim. Tamam. Hani hiçbir şeye sabit kalmadan böyle sararak ördüm. Tamam. Sonra etrafını da sen kendin kafana göre biraz oradan esinlendin. Aynen. Ama sonra kendi bilgine göre yaptın. Evet. Şey de gösterelim. Bana oradaki pembe ipini verebilir misin? Tabii. Sen onu sararken ben de burada siz bir tane de mesela istediğiniz deseni yapabilirsiniz. Fransız düğümünü göstereyim. Evet. Nasıl yapıyoruz? Ben de onu sizden öğrendim. Yok estağfurullah. Bir dakika. Düğüm atmazsanız olmaz. Düğümünü atayım. Şöyle çok boşluğa gelmesin ki düğümünüz çıkmasın, bir ipin ilmeğin üzerinden yatırıyorum. İğnemi sağdan sola geçiriyorum, şuraya sardım. Ondan sonra buraya bir, iki, üç kere bunu sarıyorum. Bunu artırmak, eksiltmek mümkün. Aynı yerden, aynı yuvadan, yani iğneden çıktığım yerden yavaşça çekiyorum. Ve yerleştiriyorum. Düğümümüz bu şekilde oluyor. Bütün eldiveni, mesela bizim Ferhan bunu çok seviyor. Öğrettim ben ona onu. Bazı berelere, şeylere bunu yapıyor. Şimdi çok gelelim, yakışıyor. O kadar güzel oluyor ki sırf bunu yapıyor. Evet. Bazı kazaklarınızın üstüne yapabilirsiniz yaka bu Fransız düğümünü. Yapıyor. Şimdi ipimi tutuyorum. Sağdan sola getiriyorum iğnemi. Bir, iki, üç. İki olursa daha az olur. Sonra şimdi ipimin çıktığı noktadan bunu geriye doğru çıkıyorum. Ve zorlanıyorum. Orada bir yere geldi. Evet. Burada şey yapmayın, yavaş yavaş çekin. Evet. Şimdi bu şekilde yapabilirsiniz düğümlerinizi. Evet. Bütün şuralara Fransız düğümü yapabilirsiniz. Evet. İşleyebilirsiniz. Şimdi sen ne yapıyorsun? Zincir işi diye bir iş var biliyorsunuz. O da basit bir şey. Göster. Şöyle, yavaş yavaş. Evet. Tamam. Dibinden batıyorum. Tam örgünün dibinden batıyorum işin. Şöyle. Evet. Etrafını öyle çeviriyorsun. Öyle çeviriyorum. Sonra yapraklarını alttan falan yapacağım. Alttan ipliği yürütüyor. Evet. Evet. Burada şu var. İstediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Diyelim ki ben şu mavi eldiveni Ali'ye yaptım. Üstüne okulda kaybolmaması için İsmini... iğne ardıyla Ali yazabilirim. Tabii. Çok da güzel olur. Ömer'inkine Ömer yazabilirim. Bunu yapabilirsiniz çocuklara. Bir kız çocuğuysa bir iki böyle çiçek falan. Evet. Erkek çocuğuysa sevdiği bir figür varsa onu işlersiniz biliyorsanız. Evet Yıldanır. Şimdi bunun etrafını döneceğiz. Şuraya bir yaprak falan renklendirme yapıyoruz. Yapalım isterseniz yoksa sonra mı gösterelim? Hayır göstermeyelim Yıldanır. Yalnız ben şunu göstereyim. Evet. Bunu göstererek gidelim. Erkan ben göstereceğim ama hemen kaçacaksın eldivenden. Bu şahane şeyi. Arkaya mı? Yok karşıya. Karşıya yapalım Erkan. Gösteriyorum ve hemen reklama gidiyoruz. Sakın bizden ayrılmayın. Hop hop. Evet seyircilerimiz yazmış. Genç projesi bu. Gerçekten öyle şimdi yapacağımız şey. Ama aradan çocukları, anaokul çocukları, birinci sınıf. Onları da çıkarıyorum. İki tane çok güzel burada oluştu. Şu an düşündüm ve yapıyorum. Bakın üstüne şunun parmağını sonra öreceğiz. Ali yazdım eldivene. Hemen oraya Ali'nin iyisine bir Fransız düğümü yine görelim diye. Sağdan sola geçtim. İki tane buraya alıyorum. İşlemeleri değil mi Yurdanur? Evet. Şeyden önce yapıyoruz. Bir dakika. Dikmeden önce. Dikmeden önce yapıyoruz. Bunu bir yerleştiriyorsun. Ah şeyim çıktı. İpliğim çıktı. Neyse Ali'yi yaptım. Burada evet. Başka bir şey anlatacağım. Herkes çocuğunun ismini buraya yazabilir. Ama bir şey göstereceğim. Bir ip. Hemen bir kordon yaptım arada. Şöyle şöyle iki tarafa aynı yapıp isteyenler olursa bunu da önümüzdeki günlerde gösteririm.
Çocuğun montu. Evet. Aytül'ün montunu aldık. Bir dakika. Çocuğun montundan diğer teki de buraya dikili oldu. Diğer teki de eldivenin şuraya dikili. Şundan alayım ben. Şunu alayım. Böyle yaptım. Montundan, çocuğun diğer kolundan çıkarttım. Çocuk okula gidiyor. Okulda kaybetmeyecek. Şunu şuraya dikebilirsiniz. Şuraya. Etiket yerine dikin. Bu nerede nereye gitti şimdi? Şunu alacağım. Bunun da ölçüsü çocuğun yünü şöyle ölçeceksiniz. Yünü çocuğa taktıktan sonra kollarından çıkacak şekilde bu kordonu yapacaksınız. Diğer teki de burada dikili olmuş olacak. Çocuğun eldivenleri, bu bilinen bir yöntem ama unutmuş olabiliriz. Çocuk paltosunu çıkarttığında eldivenler oradan sallanıyor olacak. Çok güzel. Paltosunu giydi, eldivenini tekrar taktı. Tabii çok dibi dibine yapmayın, çocuk takmakta zorlanabilir. Biraz arada şöyle bir küçük mesafesi kalsın. Asla kaybolmazlar. Üstüne de isim yazarsınız. Çok güzel. Evet, Yurdanur, işlemeyi göster. Ben şuraya Fransız düğümümü tekrar etrafına böyle pembeden zincir işi yaptık. Yaprağını göster. Şimdi de yaprakları yapıyorum. Fransız düğümünde çok dikkat edilecek şeylerden birisi, aralarda boşluklar var ya, arkaya attığınız şey, ne derler, düğüm. Düğüm oradan çıkabilir. Çok çekmemeniz gerekir. Ben şimdi tabii yayınmayın. Nereye battığımı görmüyorum. Gözlüğümü de takmamışım. Gidiyorum. Yani noktasını da Fransız düğümüyle. Gençlere yapabilirsiniz. Mesela Ali. Bunu yazdık. Şimdi ben kararlamadan yapıyorum. Normalde buraya bir şey, uçan bir kalemle Ali, Ayşe, onu yazabilirsiniz. Sonra o kalemler uçuyor biliyorsunuz. O şekilde iğne ardı, makine dikişi gibi falan desen işlersiniz. De çizebilirler. Desen böyle de çizebilirsiniz. Şey yapmak gerekmez yani. Şimdi akıldan yapmaya gerek yok. Eldivenimizi gösteriyorum. Hakikaten gençlere çok şık. Diyelim ki sapsade giydi, paltosu sade. Bir tane eldivenle onu çok şık yapabilirsiniz. Parmaklar çocuklara lazım. Ben artık eldiven takmayı bile unutuyorum. Üşüsün elim diyorum. Şimdi eldivenimi, şimdi şuradan parmağı gösterelim önce. Parmak bakın, şurada bitiyor parmak. Şöyle. Dedim yani şu boğumda bitsin. Hem de sizi rahatsız etmesin. Şurada da şu kapanma yerinde bitsin. Buranın bitiş yeri de burası. Ama burayı istediğiniz kadar uzatmak mümkün. Uzatabilirsiniz. Şimdi eldiveni gösteriyorum. Nasıl güzel olduğunu bakın. Ya Yurdanur, ellerine kollarına sağlık. İnanılmaz güzel oldu. Çok seviyorum. Hoş değil mi? Evet. Güzel değil mi? Erkan şöyle karşıdan da çek. Karşıdan da çek. Şimdi gittik bir yere, çıkarmak zorunda da değiliz. Ya aldık elimize telefon. Bakın. Tık tık, kimden mesajlar siz gelmiş? Siz şey demiştiniz. Aman da aman, ne mesajlar gelmiş bana. Ay arkadaşıma bir mesaj atayım falan derken elinizde bu eldiveniniz olmuş oluyor. Parmaklar rahat. Bu eldivenlerden çok ama bir şey daha var. Eğer evde böyle bir eldiveniniz varsa onun da üstüne işleyebilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz, satabilirsiniz. Birine doğum günü hediyesi verebilirsiniz. Bana Yurdanur mesela doğum gününde bunu yapsa, verse, böyle boynuna sarılır, öpücüklere boğarım. Gerçekten çok güzel oldu. Evde kalmış bütün yünlerinizi değerlendirebilirsiniz bu işle. Şöyle işle bir fotoğraf çekerler belki. Bak. Gerçekten şöyle çok sade giyindiniz. Harika bir şey. Evet Yurdanur, işlerde şu yaprakta bir göstereceğim bir şey vardı. Onu gösterelim. Fotoğrafları atacağım. Şimdi çiçek göstereyim yukarıdan bir tane. Şöyle hemen yine orada da büyükçe bu sefer. Hep zincir işi denen bir iş. Bu yünlere çok yakışıyor. Bunları çok öğrenmiştik şeyde okullarda. Değil mi? Şimdi ben Yurdanur'la tekrar hatırlıyorum. Bir
örnek bezi yapardık. Hatırlıyor musun Yurdanur? Seyircilerimiz hatırlayacak. Siz hatırlıyorsunuz çok da ben hatırlamıyorum. Ben hep ablamdan gördüğüm. Hayır öyle değil. Hani ben sizin kadar zeki değilim demek istiyorum. Ay öyle şey olur mu? Bir dakika. Bizim zamanımızda şimdi her jenerasyonda da bunlar değişiyor. Bir örnek bezi vardı. Buraya teyel alma. Bol teyel. İşte ne başka? Düğme dikme, çıt çıt dikme, kopça dikme. Evet, evet. Efendim zincir işi, sap işi. Hmm. Bütün bu işleri yapardık el işi derslerimizde. Ne kadar güzel bir şeymiş çok ama. Çok güzel bir şeydi, çok güzel bir şey. Erkek çocuklara da mesela düğme dikme, kopça dikme ki her zaman işlerine yarıyor. Bunlar yapılır idi. Şu fikri sevdiniz mi? Bunu yapanlar var. Böyle eldivenler hazır da satılıyor. Ama bu iyi bir bilgi. Aklıma geldi reklam arasında. Çok güzel olur. Çocuğunuza göre ölçüyorsunuz. Şimdi ölçüleri bir daha istemişler. Şuradan isterseniz kamerayla takip edelim. Orta kalınlıkta yün, 5 numara şiş, iğne, renkli iplik. Hazırlanışı 28 ilmek atılır. Kocaya yapılıyorsa 30-32. 12 sıra bir ters bir düz örülür. Bu değişmiyor. Şurası değişebilir ama bu değişmiyor. 20 sıra düz örgü örülür. 5 sıra tekrar bir ters bir düz yapılıp lastik örülür. Yine kapatılır. Baş parmak için şu tam yukarıki lastiğin kenarından 14 ilmek alınır. Eşe yapıyorsanız 16 ilmek, çocuğa yapıyorsanız 12 ilmek, 10 ilmek yapabilirsiniz. 5 sıra örülüp bitirilir. Üzerine renkli iplerle işlenir. Yani burada kişiye göre çocuk, büyük, eşinize tabii iş yapmayın. O biraz iyi durmayabilir. Eşinize sade yaparsınız. Çocuklara isim işleyebilirsiniz. Kız çocuklarına onlar bayılırlar. Kelebekler, çiçekler, bir şeyler yaparsınız. Bakayım Yurdanur. Böyle bu da efsane ederim. Oldu. Bu da efsane. Bak şimdi o mavi çiçek şurada. Of 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 of. Evet Yurdanur. Çok güzel. Bunu sosyal medyada Naz. Şimdi hemen güzel postlar yap. Hemen paylaşalım. Bu yazıları paylaşalım. Şimdi çok Aytül'e de bunu verin donmasın. Üşümesin. Burası bir aile soğudu şu anda. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Zehra Hanım'ın yanına gidiyorum. Sakarya'dan. Sapanca'dan geldi.